Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimiyeci, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilgilendirme buluşmaları kapsamında Saçaklı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Saçaklı Mahalle Muhtarı Muhit Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Mahalle Temsilcisi ve sakinleri katılım gösterdi. Ayın 16'sında bir sandık gelecek önümüze. Milletimiz olarak hep beraber 16'sında oyumuza sahip çıkıp gideceğiz. Burada 18 maddelik bir anayasa değişikliği konusu gündemde. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğine millet olarak istiyorsak evet, istemiyorsak hayır oyu kullanacağız. Böylece buradaki çıkan neticede hayırsa zaten mevcut sistem devam edecek. Kara düzen devam edecek. Yok kardeşim ben artık böyle gelmiş, böyle gitsin istemiyorum dersek 18 maddeyi incelediğimizde bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini geliştirecek. Aynı zamanda maddi manevi bütün kazanımlarımızı milletçe, devlet olarak daha üst noktalara taşıyacağı noktasındaki kanaatiniz bu kapsamda olursa ve bu gelişmeleri arttırarak devam edelim istiyorsak evet oyu verin. Yeni bir yönetim sistemi yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini artık hayata geçirmek istiyoruz manasında evet oyumuz bu manaya geliyor ve evet oyu çıktığında inşallah milletimizin duasıyla 2019 yılının 1 Kasım'ında bu defa önümüze şimdi yetki verilirse 2 sandık gelecek. O sandıkta bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçeceğiz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün hangi siyasi partiye veriyorsa milletimiz kalbinde ne geçiyorsa oyunu o siyasi partiye verebilir. Önümüzdeki süreçte inşallah bu referandumdan sonra halkımız evet derse muhtemelen bütün siyasi partiler bir araya gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kanun, seçim kanunu da muhtemelen değişecek. Artık ihtiyaçları karşılamıyor. O konuda bir temsil açısından belki bütün barajlar tamamen iptal olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız teklif etmişti. Barajları %8'e, %5'e, baba olmadı isterseniz hepsini kaldıralım, barajı sıfırlayalım diye teklifler de gelmişti. Artık bütün bunlar önümüzdeki süreçte konuşup karara verilecek. Sonuçta 1 Kasım 2019'da seçim olduğunda, genel seçim, iki tane oy kullanacağız. Birisini milletvekili sandığında kalbimizden geçen siyasi parti olarak ya da milletvekili bağımsız da olabilir. Oyumuzu kullanacağız. Onlar o sandığa atacağız. Bir de ülkemizi yönetecek. Hani bugün başbakan kuvvetli yetkiye sahip, cumhurbaşkanı kuvvetli yetkiye sahip. İkisinin kuvvetleri birleştirilecek. Artık başbakanlık 2019'dan itibaren olmayacak. İki başlılık olmayacak. Tek bir yönetim olacak. Yani büyüklerimiz, çiftçilerimiz der ya, çatal kazık toprağa girmez, illette kazık olacak. Tek kazık olacak. Nasıl ki bir gemide bir kaptan varsa, bir tarlada bir ondan sonra patron varsa, ne derse o olur. Kârda zararda tarla sahibinin misal onun gibi. Tek baş olacak. Milletimiz Cumhurbaşkanı seçebilmesi için Türkiye'mizde oy kullanan her 100 kişinin yani %50+1 yani yarıdan bir fazla oy alırsa Cumhurbaşkanı olacak. Yarıdan bir fazla oy almazsa Cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Tabii ilk seçime girdiğimiz anda 2019 1 Kasım'ında farz edelim ki ilk seçimde %50+1 oy alamadı. Ne olacak? Eskiden olduğu şimdiki gibi 115 defa Cumhurbaşkanı seçmek için mecliste oylama oldu ya. Öyle aylarca, yıllarca oylama olmayacak. 15 gün sonra bir daha sandık gelecek. İlk seferinde farz edelim 10 tane Cumhurbaşkanı adayı oldu. En fazla oy alan 2 kişi kimse o sandığa bir daha girecek 15 gün sonra. Milletimiz kime daha çok verdiyse en fazla oy alan Cumhurbaşkanı olacak. Yeni anayasada evet demek suretiyle sözde, kararda milletin demeye hazır mıyız? Hazırız. Allah razı olsun. Türkiye'mizin kalkınmasına, gelişmesine,
engel olan, çeşitli mevzuatlarla milletin beklentilerinin gerisinde kalan bu prangaların, zincirlerin söküp atılmasına var mısınız? Varız. Biz milletvekillerini seçiyoruz, gönderiyoruz. Ülkemiz, milletimiz için çalışsın diye. Ama kararın kapılarının arkasından ve ülkemizin dışından bir takım güç otakları, hani tırnak içinde vesayet dediğimiz, bizim milletin üstünde bir güç, biz millet olarak tanıyor muyuz? Hayır. Tanımıyoruz. Onun için vesayete evet demek suretiyle vesayete son vermeye hazır mıyız? Hazırız. Allah razı olsun. Ben bir kez daha bu güzel toplantıya teşrifle bizleri onurlandırdığınız için başta sizlere, sonra ev sahibi olan kıymetli muhtarımıza, değerli ailesine, şahsım ve tüm ekibim adına, meclis üyelerimiz adına, müdürlerimiz, muavinlerimiz, muhtarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.